Herkese selam dostlar. Bugün sizlere bilgisayarımızda Darboğaz'ın olup olmadığını gösteren internet sitesini göstermek için video çekmiş bulunmaktayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu site Bottleneck Calculator diyor. Darboğaz hesaplama Türkçesine çevirsek Darboğaz hesaplayıcı. Şuradan bu arada sağ üstten Türkçe dil seçeneği mevcut. Buradan Türkçe dil seçeneğini seçerek de Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Şimdi burada 4 tür hesaplama çeşidi var. Darboğaz hesaplayıcı. Burada işlemcinizi ve ekran kartınızın gücüne göre hangisi hangisinin üstünde daha güçlü veya güçsüz ona göre darboğazını hesaplıyor. Ne kadar %0'a ne kadar yakınsa o kadar iyi demektir. Oyunlar darboğaz hesaplayıcı var. Burada da seçtiğiniz bir oyun içinde darboğaz ne kadar oluyor? Mesela bir Valorant'ta, bir GTA 5'te darboğazınız oluyor mu? Oluyorsa ne kadar oluyor onu görüyorsunuz. FPS hesaplayıcı seçtiğiniz yine işlemci ve ekran kartına göre bir oyun içinde seçtiğiniz herhangi bir oyun olabilir bu. Ne kadar FPS alabileceğinizi sizlere gösteriyor. Pardon, bu arada mesaj geldi. Bu FPS'e şöyle düşük, orta, yüksek ayarlarına göre de FPS'leri ne kadar alabileceğinizi gösteriyor yani o derece. PC hesaplayıcı hiç yapmadım. Sizlerle beraber bunu da deneyerek görebiliriz. Şimdi asıl önemli olan darboğaz hesaplayıcı giriyoruz arkadaşlar. Burada girdikten sonra 4 aşama var. Şimdi ben bir birinci aşamaya geleyim. Normal size direkt buradan başlar. Benimkini sona attı. Ben bir hesaplamışım kendi bileşenlerimi öncesinde. Şimdi sizlerle beraber başlayalım. Şimdi normalde benim bileşenimde evet işlemci olarak Ryzen 5 2600X var. Ama burada normalde karşınıza böyle gelir. Siz buradan istediğiniz işlemciyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendi işlemciniz olur veya işte yeni bir bilgisayar toplayacaksınızdır. İşlemci ve grafik kartını girerek bu iki bileşenin kendi içinde darboğazı ne kadar bunu görebilirsiniz satın almadan önce. Ve site %100'e yakın bir doğruluk veriyor yani onda şüpheniz olmasın. Şimdi buraya gelip ben kendi işlemcimi yazıyorum. Ryzen 5 işte 2600X yazdım ve seçtim bu işlemcimi. Sonraki adım diyorum. Grafik kartımı da seçmiştim ama yine aynı şekilde size böyle gelir. Siz de buradan yazarsanız mesela 1050 Ti yazıyorum. Seçiyorum. Sonraki adım diyorum. Buradan şuradan pikseli çözünürlüğünüzü monitörünüzün çözünürlüğüne göre seçmeyi unutmayın. Benimki 1920'ye 1080 Full HD. Bu yüzden bunu seçtim. Yani şurada gördüğünüz gibi bayağı artarak giden bir piksel şeyi var. Genişliği var. Şimdi buradan tekrardan ben kendimkini bir seçeyim. Şöyle seçtim. Aşağıdan grafik kartı yoğun grafik kartı üzerinden darboğaz var mı bunu öğrenmek istiyorum. Böyle ilerledim. Hesaplamaya devam ediyorum ve aşağı doğru iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada bu yapılandırmanın %15.6 grafik kartı darboğazı vardır. Bu şu demek. Benim grafik kartım yani ekran kartım işlemcime yetmiyor güç anlamında. Yani işlemcim çok daha güçlü ve grafik kartım onu doyuramıyor. Bu yüzden grafik kartından kaynaklanan %15.6'lık bir darboğazım varmış. Tabi aldığımız zaman yani ben bu bilgisayar aldığım zamanlarda böyle bir siteyi ne biliyordum ne darboğaz olayını biliyordum. Sonradan bildiğimiz için hani bunlar oluyor ama yapacak bir şey yok. Burada zaten diyor hani işlemcim %84.4 oranında çalışıyormuş. Tam güç alamıyormuşum. Ekran kartım zaten full güçte çalışıyor ama buna rağmen yetiştiremiyor işlemcimi. Böyle görmüş oldunuz. Zaten size yazıyor işte burada da yazıyor. Oyun oynarken işlemciniz mümkün olan maksimum performansla performans göstermez. Çünkü grafik kartınız gönderilen verileri yeterince hızlı işleyemez. Yani grafik kartım yavaş olduğu için işlemcimi tam güçte çalıştıramıyorum. Şurada yüklenme diyor da burada normalde böyle bir grafik şablonu olarak resimli bir şekilde gösteriyor. Ne kadar darboğaz olduğunu şu an yüklenmedi. Çok da sorun değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hesaplayabildik. Oyunlarda darboğaz var. Şimdi bu oyunlarda darboğaz da yine aynı şekilde ben şimdi tekrar seçmekle uğraşmayacağım. İleri ileri sadece şuradan bir video oyunu. Mesela ben Valorant'ı seçmişim, tamam mı? Hesaplamaya devam et diyorum. Aşağı doğru inelim. Bakın işlemci darboğazı varmış %70 oranında çok fazla çıktı. Bunu ben ilk defa yaptım bu arada maşallah gerçekten. %70 oranında işlemcimden kaynaklanan bir darboğaz yaşıyormuşum Valorant oyununu oynarken. Yani işlemcim grafik kartıma yetmiyormuş. Bakalım çünkü işlemcinin verileri yeterince hızlı işleyemez ve iletmez. Evet. Wow. Yani işlemci %100 kullanıyorum ama grafik kartımın ben aslında %30'unu kullanıyormuşum Valorant'ta. Şimdi Valorant dediğiniz oyunda işlemciyi çok fazla isteyen bir oyun. Yani işlemciniz eğer iyiyse grafik kartını tam gücü ile kullanabilirsiniz. O yüzden bu değere de çok şaşırmam. Çünkü artık Ryzen 5 2600X işlemcisi de yavaş yavaş eskiyor ve Valorant yeni bir oyun. Yani yeni nesil oyunlardan. Devam edelim. Ne vardı? FPS hesaplayıcı. Mesela şimdi bunu ben kendi sistemimden değil de atıyorum ben yeni bir bilgisayar dizmek istiyorum. Tamam mı? Mesela şimdi gördüm ya değeri. Atıyorum ben işlemcimi değiştirmek istiyorum. Ne ama böyle son nesil i7 12 nesilden
Bir şey alacağım. Mesela bunu aldım diyelim, tamam mı? Sonraki adım diyorum, grafik kartımı da değiştirmek istiyorum. Artık geldim 3070 alacağım. Tamam. RTX 3070 Ti aldım hatta. Öf. Sonraki adım diyorum, oyunlardan tamam yine Valorant seçtik hani FPS olarak falan filan, tamam mı? Ne kadar FPS alacağız bunu görmek istiyorum. Seçtik abi, hesaplamaya devam et diyorum ve aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi bakın 109.5 ile 309.5 FPS arasında değişen saniyedeki kare sayısıyla ama 1080p çözünürlükte çalıştırılabilirmiş arkadaşlar. 309 FPS'te de düşük ayarlarda, kalan değerlerde zaten yazıyor. Orta, yüksek ve ultra ayarlarda kaç FPS alacağımı gördüğünüz gibi görmüş olduk. Bir de ben bunu merak ettim şu an harbiden darboğaz acaba ne kadar oluyor? Şu an ben bunları öylesine seçtim ama evet bakalım. Bunu da bir görmüş olalım. Merakımdan şöyle bir test ediyorum. Edemiyorum. Bastım hocam. Heh. Bakalım. Wow. Wow. %'si bu benden fazla oldu. Demek ki çok daha üst düzey bir işlemci istiyor. %80 bile yani hani. Bayağı üst düzey bir işlemci istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey. Yani ekran mesela Valorant içinde ekran kartının %20'sini kullanıyormuş. Evet. Devam edelim. Son olarak PSU hesaplayıcı var. Şimdi bunu ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber bakalım neymiş. Şimdi işlemci diyor yine. İşlemci ben kendimkinden giderek bakalım neymiş bu. Ne işe yarıyormuş. 2600X dedim. Seçtik. Ekran kartını soruyor yine. 1050 Ti dedim. Seçtik. Süper. Masaüstü anakart. Falan filan. Wow. Bu baya şey yani. Güç hesaplıyor. Ne kadar güç harcadığını, bilgisayarımızın ne kadar watt elektrik enerjisi kullandığını gösteriyormuş bu. Wow, bu da iyiymiş aslında. Evet, bu da iyiymiş. Bu da iyiymiş abi. Şöyle bir... Sürücümüz yok zaten. Bir merak ettim ya. Bunları ama bilemeyiz. 88. Yok, bilemeyiz ki bunları. Bilmiyorum daha doğrusu. Öyle diyeyim. Bilemeyiz değil de bilmiyorum. Bunları geçiyorum. Bir tane de şey var aslında. Hard diskim var. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Evet. Evet. Bu ne? Diğer cihazlar dediği şey herhalde. Hmm. Anladım. Bayağı var lan. Bende hepsinde var onun. Hesapla. Merak ettim şu an. 220 watt. Tam 220 watt kullanıyormuş. Wow. Şunlar hiçbir şey etmiyormuş lan. RAM'ler, mouse, klavye hiç değeri bile yok. Anakartla şey en çok işlemci tabi ve grafik kartı. Yani bunları şimdi mesela darboğaz olayı var ya işte hani bu mesela %100'ünü kullanıyor. Uyumlu alırsak bilmiyorum ekonomik açısından watt kullanımı belki düşebilir ama bu konuda tabii ki emin değilim yani. Minimum güç kaynağı watt. Yani ha diyor ki PSU hesaplayıcı anladım. Şimdi biz bilgisayarımıza bir güç kaynağı bileşeni alıyoruz bildiğiniz üzere. Mesela benim PC'm galiba 500 watt'tı. Burada da diyor zaten hani minimum gereken 300 watt. Gidip mesela atıyorum ortamı herhalde aynen önerilen. Gidip 400 watt'lık bir güç kaynağı alırsanız bilgisayarınızı kurtarır manasında hesaplama yapmak için de kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ha bu arada şunu da göstereyim hemen. Karşılaştırma olayı var hani özellikler açısından. Mesela grafik kartların veya işlemci içinde karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Atıyorum grafik kartlarını ekle diyelim. Gelelim buraya. Şimdi hemen başlayalım. Mesela benim merak ettiklerimden RX 6600 ama neden yazamıyorum? Balım tatlım canım. Çok yavaş yazıyor ya sistem. XT diyelim. Ara diyelim be. Ara dedik mi? Şu da olur ya. Bunu ekle. Şimdi uğraşmak istemedim. Vallahi uğraşmak istemedim. Bir tane de şu an site ya ne oluyor? Alo. Ha buradayız. Tamam sakiniz. Şunu çıkar. Hadi bakalım. Bakalım bu ikisi arasındaki farklar. Mesela karşılaştır diyorum. Tamam işte ikisini seçtim. Bir az önce bir bug gibi bir şey oldu sanki ama devam edelim. Evet bir tarafta AMD Radeon RX 6900 XT var. Bir tarafta da Nvidia'nın GeForce RTX 3080 Ti'yi var. Ekran kartı var. İki ekran kartı arasındaki farklara baktığımız zaman mesela çekirdek saatleri gördüğünüz gibi burada belirtilmiş. Hafıza olarak burada belirtilmiş. İşte DirectX zaten 12. İşte
temel tasarım gücü. He, kaç watt kullandı? Wow. Wow. Gerçekten. Wow yani. Benim tüm sisteme neredeyse yakın kullanıyor kardeşim. Gelecek kanıtı bu galiba şey hani uzun ömürlük yani gelecekteki yeni çıkan bileşenlerle uyumluluğuna göre kullanım oranı diye tahmin ettim. Burada da ortam olarak oyunlardaki FPS değerleri. Mesela gördüğünüz gibi 3080 Ti 6900 XT'ye göre her oyunda neredeyse 30-40 FPS arasında bir tabi yüksek ayarlarda değil de işte düşük, ultra ayarlarda bak pardon düşük ayarlarda değil, ultra ayarlarda bir 30-40 FPS arasında bir fazlalık var. Yani bu ciddi bir fark bu arada. Tabi 240'tan sonrası çok da önemli değil benim için. Sizler için bilmiyorum ama yine de 40 FPS iyi bir fark. Pardon 30 FPS iyi bir fark. Ama fiyatlara göre de tabi kıyaslamak lazım. Şimdi ikisinin bir ya mesela 3080 Ti bayağı pahalıdır ama 6900 XT'nin bu kadar pahalı olacağını da sanmıyorum. Gibisinden düşünerekten böyle karşılaştırarak arkadaşlar bilgisayarınızı yeni parça alacaksanız bir yerde direkt bilgisayarınızın içindeki bileşenleri böyle hesaplama yapabilirsiniz. Evet ay dilimi ısırdım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğim bir site kendileri gayet kullanışlı. Zaten Türkçe dil desteği de var dediğim gibi. Ve dediğim gibi hani yine aynı şekilde hem kendi parçanız olsun hem de ilerleyen zamanlarda bilgisayarınızı yükseltmek olabilir. Arkadaşlarınızın parçaları olabilir. Onlara tavsiye edebilirsiniz. Dar boğaz var mı? FPS'i kaç alır oyunlarda? Ve çoğu şey gösterdiği değerleri de doğru olarak veriyor. Yani ben Valorant'ta mesela benim için düşük ayarlarda 170 FPS diyordu. Harbiden öyle. 150, 160, 170 civarı. Hani böyle 10-15 FPS oynar en fazla. Onun dışında bayağı doğru veriyor. Dar boğaz olan da zaten yine mesela bana %15 diyordu. En baba %14, %13 falan olur yani. Doğru veriyor. Bu yüzden tavsiye ettiğim bir site. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif alırsınız izlerken. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Öpüldünüz. Bye bye.